Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimiz biyolojinin son dersi. Bugünkü dersimizle birlikte 10. sınıf biyolojinin tüm konularını bitiriyoruz gençler. Dersimizin konusu da tabii ki doğal kaynakların sürdürülebilirliği olacak. İlk olarak tabii ki ödevlerinizi vermek istiyorum. Aslında ödev sayfası söylememe de gerek yok gençler. 10. sınıf biyoloji konularını tamamını bitirdiğimize göre haliyle 10 dinamonun da tamamını bitirmiş olmanız gerekiyor. Sayfa 190'a kadar yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Bazılarınızın yazılıları başladı, bazılarınızın ki bir hafta sonra başlayacak. Dinamo'daki mutlaka yazılı sayfalarını yazılıya girmeden önce çözün gençler. Genellikle öğretmenler her sene belli başlı önemli kısımların üstünde dururlar. Biz de yazılıları hazırlarken tabii ki bu kısımların üstünde durduk. yazılılarda tabii ki size bir yardımcı kaynak daha hazır. Hazırladık. O da ikinci dönem yazılı notları. Sadece biyoloji değil içinde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji var gençler. İkinci dönemin tüm konularını kapsıyor. Dediğim gibi genellikle her sene hangi konuların, hangi soruların geleceği 3 aşağı 5 yukarı bellidir. O yüzden de biz yazılı notlarının içerisine hoca sorar, yazılı da gelir, buradan soru gelir kısımlarını ekledik. Hemen yanınızda taşıyabileceğiniz küçük teneffüsten önce serviste giderken arabada giderken bakabileceğiniz bir kaynak yazılılarda size çok yardımcı olacak mutlaka yazılılardan önce hangi dersin yazılısına giriyorsanız o kısımları bir inceleyin diyeyim Buradan da konu anlatımına geçiyorum gençler yazsın arkanıza başlıyoruz Şimdi ilk olarak bugün sürdürülebilirlik ne demek bundan bahsedeceğiz. Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için neler yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği çok önemli gençler. Doğal kaynak derken neden bahsediyoruz? Yer kürenin içerisinde de olabilir, yer kürenin üstünde de olabilir. Bizim yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarımız var. Bu kaynakların tamamı birden doğal kaynaktır. Mesela neden bahsediyorum? Güneş enerjisiyle işte güneş panellerinden ısı elde edip suyu ısıtıyorsun. Güneş bir enerji kaynağı, doğal bir kaynak. Rüzgar doğal bir kaynaktır. Su doğal bir kaynaktır. Petrol, kömür, doğalgaz bunlar da yine doğal kaynaklardır. Sen bir kaynağı kullandığın zaman o kaynak bitiyorsa, bitebilirse yenilenemez kaynaktır bitme ihtimali yoksa yenilenebilir kaynaktır. Mesela rüzgar yel değirmenine döndürdü sen enerji elde ettin. Rüzgar yel değirmenine döndürdü diye bitmez. Yani rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Çatıya paneli koydun güneş vurdu çatıya ısı açığa çıktı enerji elde ettin güneş bu durumdan etkilenmez yani bitmez yenilenebilir bir enerji kaynağıdır doğal gaz, petrol, nükleer enerji bunlar yer küreden çıkartıyorsun bir süre sonra rezervleri bitecek. Yani yenilenemez kaynaklara örnektir. İster yenilenebilir olsun ister yenilenemez olsun doğal kaynaklarımızı mutlaka korumak zorundayız. Kaynaklarımızı kullanam korumazsak enerji elde etmede sıkıntılar yaşamaya başlarız. Bir sonraki nesillerin hayatı tehlikeye girer. O yüzden de sürdürülebilirlik denilen bir kavram ortaya atılmıştır durumda. Tanımsal olarak söyleyeceksem havalı cümleler tabii ki edebilirim gençler ama mantığını anlatayım. Bizim mesela doğal kaynaklarımızdan bir tanesi su. Su çok fazla derecede israf ettiğimiz için tatlı su yani içme suyu dediğimiz su kaynakları çok azalmış durumda. Yapılan hesaplamalar israf böyle giderse bu kaynak kendini yenileyemeyecek haliyle de işte bilmem kaç yüzyıl sonra su bulunmayacak deniliniyor. Sürdürülebilirlik kavramı da diyor ki sen bugünün ihtiyaçlarını karşıla yani suyu bugün insanların canlıların e, yeterli şekilde kullanmasını sağla ama bunu yaparken de gelecek nesilleri hesaba kat. Sürdürülebilirlik kavramı gelecek nesilleri de düşünmek anlamına geliyor. Sürdürülebilir kalkınma kavramı resmi olarak ilk kez 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan "Ortak Geleceğimiz" adlı raporda kullanılmıştır. Bu raporda sürdürülebilir kalkınma, bugünün gereksinimlerini karşılama, olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılayan kalkınma olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç tane bileşeni, Var tabii ki gençler. Doğal kaynaklarımız bilinçsiz ve aşırı kullanıldıkları zaman zarar görüyorlar. En çok zararı veren de tabii ki doğal kaynakları insanlar. Başta insanlar olmak üzere bütün canlıların yaşam ortamları olan ekosistemler doğal kaynakların zarar görmesinden olumsuz yönde etkileniyorlar. Mesela su kaynaklarının aşırı azalmasından dolayı topraklar kuraklaşıyor, çölleşiyor. Artık orada normal şartlarda yaşayan bitki tür yaşayamıyor diyeyim. Doğal kaynaklara verilen zararları önleme ve zarar görmüş kaynakları yeniden kazanma, düzenleme çalışmalarında modern teknoloji yetersiz kalmakta. Doğal kaynaklar bilinçsiz ve aşırı kullanım yoluyla israf edildiği takdirde gelecek nesillerin ekolojik sorunları daha da artmakta gençler. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemine de bakacak olursak biyolojik çeşitliliği oluşturan üç tane çeşitlilik var. Bunlardan bir tanesi genetik çeşitlilik yani canlıların gen dizilimlerinde meydana gelen çeşitlilikten bahsediyoruz. Farklı tür canlıların ekosistemde yer alması ekosistemlerin devamlılığı ve sürekliliği açısından önemli. Bu da bizim için tabii ki tür çeşitliliğini meydana getirecek. Ekosistem çeşitliliği dediğimiz zaman da farklı ekosistemlerin olması yine biyosferin ekosferin yaşamına devam edebilmesi farklı canlı türlerinin ortama adapte olması açısından Önemli. Genetik çeşitlilik dediğimiz zaman aynı türden bireyler arasındaki farklılıklardır. Benim kahverengi gözlü olmam, senin mavi gözlü olmam, benim sıfır kan gruplu olmam, senin B kan gruplu olman gibi. Tür çeşitliliği dediğimiz zaman da belli bir bölgedeki farklı türlerden bahsediyoruz. Ekosistem çeşitliliği ise canlıların yaşadığı farklı alanlar ve bu alanlarda gerçekleşen olayların çeşitliliğinden bahsediyoruz. Doğal denge'nin önemli unsurlarından biri sürdürülebilirliğin garantisi olan biyolojik çeşitlilik tabii ki gençler insanlar gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının bir çoğunu biyolojik çeşitliliğin unsuru olan canlılardan karşılıyorlar. Sanayinin ham maddesi biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı ürünlerinden sağlanıyor. Sağlık alında biyolojik çeşitliliğin önemi büyük. Mesela günümüzde birçok hastalığın tedavisinde bitkilerden elde edilen ilaçlar, mantarlar bakterilerden elde edilen ilaçlar kullanılıyor. Biyolojik çeşitliliğin azalması, bazı bitki türlerinin neslinin tükenmesi, mantarların yok olması demek. Haliyle bu hastalıkların ilaçlarının da üretilmemesi anlamına gelecek. Yani çok fazla derecede insanlığı biyolojik çeşitliliğin azalması etkileyecektir. Ekosistemdeki türler birbiriyle etkileşim içindeler. Bir türün yok olması ya da zarar görmesi ekosistemdeki diğer tüm türleri de tabii ki olumsuz yönde etkileyebiliyor. Haliyle canlı çeşitliliğini korumak için de bazı kanunlar yapılıyor. Bazı kurallar belirleniyor. Türkiye'de biyolojik çeşitlilik milli parklar kanunu kara avcılığı ve su ürünleri Kanunu gibi yasalar kapsamında korunuyor yaban hayatı geliştirme sahaları türlerin yerinde korunduğu alanlardır unutmayın haliyle türleri korumak istiyoruz biyolojik çeşitlilik için çok önemli diyoruz ya bu canlı çeşitliliğini korumak için de e, bazı canlılar için yaşam alanları belirleniyor doğal koruma alanları dediğimiz alanlar canlıların bulunduğu ortamın etrafını çevreleyerek gibi düşünün. Zarar görmelerini engelleyip kendi kendilerine orada yaşamalarına bırakmak anlamına geliyor. Bizim bir de yapay koruma alanlarımız var. Mesela botanik bahçeleri Botanik bahçesi dediğin şey ne? Bitki türlerini farklı farklı getiriyorlar, belli bir alanda dikiyorlar, bakıyorlar. Yani farklı tür bitkilerin hayatına devam etmesi için bir alan oluşturmuş oluyorlar. Ya da tohum bankaları, gen bankaları dediğimiz bankalar var. Bunlar da farklı canlılardan toplanan tohumların, genlerin saklandığı alanlardır diyeyim. Canlıların dünya üzerinde ilk ortaya çıktıkları ve yaşadıkları bölgelere gen merkezi ismini veriyor, veriliyor. Dünya üzerinde de baktığımız zaman 8 tane gen merkezi olduğu görülüyor. Yakın Doğu ve Akdeniz Havzası gen merkezleri Türkiye'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Yani düşün dünyada 8 tane gen merkezi var. 2 tanesi Türkiye'nin sınırları içerisinde yer alıyor. Bu merkezler dünyada tarımı yapılan çok sayıda bitkinin de tabii ki ana vatanı oluyor. Endemik tür ne demek? Ondan da biraz bahsedelim. Son yıllarda pandemi kelimesi çok hayatımıza girdi. Aslında pandeminin tersi gibi düşünebilirsin. Pandemi var, pandemik ne demek? Dünya üzerinde her yerde görülen şeye pandemik tür veya pandemi dünya üzerinde yayılış göstermiş demek. Endemik veya endemi ise dünya üzerinde sadece belli bir bölgede görülen o bölgeye özgü anlamına geliyor. Sadece sınırları belirli bir coğrafi alanda yetişebilen ve başka coğrafi alanlarda bulunmayan türlere endemik tür ismi veriliyor. Türkiye endemik bitkiler açısından dünyanın en önemli ülkeler arasında yer alıyor. Çünkü ülkemiz bitki ve hayvan türleri bakımından çok fazla derecede çeşitliliğe sahip. İşte üç tarafının denizlerle çevrili olması, farklı iklim tiplerine sahip olması, yükselti farklarının çok fazla görülmesi canlı çeşitliliğinin fazla olmasına sağlıyor. Haliyle endemik tür bakımından da ülkemiz diğer ülkelere bakarak daha zengin. Endemik bitkiler nadir bulundukları için ekolojik ve ekonomik değeri yüksek olan canlılardır diyeyim. Canlı doğal kaynakların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılması ve habitatların tahrip edilmesi gibi nedenlerle bazı türlerin nesli tükenmiş durumda gençler. Mesela işte buz devri diye bir çizgi film vardı. Orada gördüğünüz hayvanlar geçmiş dönemlerde dünya üzerinde yaşamış fosilleri bulunmuş ama günümüzde yaşamayan canlılardır. Mesela mamutların nesli tükenmiş durumda. Soyu tükenmiş türler biyolojik çeşitlilik açısından yeri dolduralamayacak bir kayıptır diyelim. Doğadan yabani canlıların ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan toplanmasına ve yurt dışına çıkarılmasına ise biyo kaçakçılık ya da biyo korsanlık ismi veriliyor. Yani şöyle düşün senin ülkende endemik bir bitki türü var. Bu senin ülkene özgü bir şey. Bunun tohumunu alsa, dalını, çiçeğini, tomurcunu alsa, götürse kendi ülkesinde de uygun koşulları yaratarak üretebilir mi? üretebilir. Bu sefer bu senin ülkende sadece yaşayan bir bitki o türü olmaz. Yani endemik tür olmaktan çıkar. Ya hocam götürsünler orada da yetişsin mantığıyla bakmayın. Diyelim ki bu bir endemik tür, benim ülkeme özgü. Bundan bir tane ilaç yapılıyor. Bundan bir tane ilaç yapılıp hastalık tedavisinde kullanılıyorsa bu ilaçın ham maddesini elde edebilmek için o bitki türünü benden satın almak isteyecekler. Çok yüksek paralar ödeyecekler. Bu benim ülkemi ekonomik anlamda güçlendirecek. Sosyal anlamda her ülke bana iyi davranmak zorunda. Canım istemeyene satmam ekonomik anlamda olduğu gibi sosyal anlamda da tabii ki ülkeler arasındaki iletişimlerin daha güçlü olmasını sağlıyor. Biyolojik çeşitlilik bir canlının ya tutup götürürsen ya dalını, parçasını, yumurtasını götürürsen kaçak yollarla başka ülkeye sokarsan buna biyo kaçakçılık, biyo korsanlık ismi veriliyor. Doğadan canlıların toplanması ne yapacak? Birey sayısında azalmaya sebep olacak. Popülasyonların zamanla azalmasını sağlayacak. Haliyle bu da tür kaybı anlamına geliyor. Ekosistemin dengesi bozulacak. Ekosistemin diğer bileşenleri bundan etkilenecek. Ekosistem tahrip olacak. Biyolojik çeşitliliğin tabii ki kaybı meydana gelmiş olacak. Biyo korsanlığı, biyo kaçakçılığı önlemek amacıyla tabii ki de ülkelerin belirlediği bazı yasalar, bazı kanunlar var. Hem maddi cezaları var. Size havalimanında bir şeyi kaçırırken yakalarlarsa bunun bir maddi cezası var. Hem de Hapis cezaları mevcut. İnsanlığın geleceği büyük ölçüde biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve değerlendirilmesine tabii ki bağlı. Bu nedenle biyo kaçakçılığı önlememiz gerekiyor. Çehre, çevre tahribatının önüne geçmemiz gerekiyor. Soyu tükenme tehlikesi altında olan türlerde tabii ki korunmaya alınmalı gençler. Gerekirse eğer neslinin tükenmesiyle ilgili bir sıkıntı varsa çeşitli yöntemler kullanılarak bunların neslinin arttırılması sağlanmalı. Günümüzde teknoloji çok gelişti. Bitkiler eşeğsiz üreme yöntemleriyle doku kültürü denilen tekniklerle çoğaltılabiliyor ya da hayvanlarda suni dönleme, yapay dönleme gibi e, döllemeler yapılarak birey sayıları arttırılabiliyor diyeyim. Bir canlıya ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara ne ismini vereceğiz gençler? Gen bankası ismini vereceğiz. Bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına ise hop tohum bankası ismi veriliyor. Dünyanın 3. büyük gen bankası olan Türkiye Tohum Gen Bankası'nda hem bitki, hem bakteri, hem de mantar gen kaynakları koruma altına alınmış durumda. Ülkemiz bu yönden çalışmalar çok fazla derecede yürütüyor. Dediğimiz gibi dünyanın 3. büyük gen bankası Türkiye'de gençler. Birçok bitki türüne ait tohumlar buralarda saklanıyor. Eğer bu tohumların nesli tükenirse, bu bitki türünün nesli tükenirse herhangi bir sıkıntı yaşanırsa saklanan tohumlardan üretim gerçekleştirilebilir. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik alınabilecek önlemlerden de biraz bahsedelim. Tabii ki öncelikli olarak biyolojik kaynakların sürdürülebilirliği konusunda insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani bunlar bizim için önemli. Bu kaynaklar, bu canlılar bizim için önemli sanki gelecek yokmuş gibi yaşama. Kaynakları daha tasarruflu kullan. Mesela bugün su kaynakları üzerinden çok örnek verdim ya gençler bir tane örnek üstünden daha ilerlemiş olayım. Diyelim ki bizim tarlamız var. Tarlamızda da sıra 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 bitkileri ektik. Bitkileri ektiğimiz zaman ne yapacağız? Şuradan suları basacağız. Bitkilerin diplerine gidecek. Böylelikle bitkileri sulamış olacağız. Eskiden bu yöntem kullanılıyordu. İşte halk arasında harık denir. Sulu bitkilerin etrafına çukurlar kazılıyordu. Suyu şuradan veriyorlardı. Çukurdan su kayıyordu. O sırada da bitki ihtiyacı olan suyu almış oluyordu. E ne oluyordu? Sen çok fazla bir suyu oraya gönderdin. Aşırı su kullandın. Aşırı su kullanmana bağlı olarak topraktaki mineraller aşağıya doğru yıkandı. Toprak daha da verimsizleşti. Yani su kaynaklarına zarar veren bir uygulamaydı. Mesela günümüz de damlama sulama denilen yöntem kullanılıyor. Ne yapıyorlar? Şuradaki çukur kazıp oradan suyu basıyorlar diye. Çukur kazmıyorlar da boru döşüyorlar. Boruların bitkinin köküne yakın kısımlarını deliyorlar. Bitki damla damla su ihtiyacı duyuyor ya bu borulardan da damla damla bitkinin köküne su verilmiş oluyor. Böylelikle aşırı derecede su kullanmıyorsun, toprağa aşırı suyu verip de mineral maddelerin aşağı çökmesini sağlamıyorsun, yani toprağı da verimsizleştirmiyorsun. İki taşla, daha doğrusu bir taşla iki kuş vurmuşsun gibi oldu. Hem kaynağını korudun, hem de toprağın yapısının bozulmasını engellemiş oldun. Bunun gibi yöntemlerin kullanılması lazım. E ne yapacaksın? Bunu insanlara anlatacaksın. Bak toprağına zarar veriyorsun. Ertesi sene daha az verim alabilirsin. 10 sene sonra verim iyice düşer. Suyu aşırı derecede kullandığın zaman diyeceksin. Bilinçlendireceksin, anlatacaksın. Bu konuda gönüllü çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesi gerekiyor. Çayır, mera ve yaylalarda aşırı otlatma tabii ki önlenmeli. Biyo kaçakçılık, kaçak avlanma yasal ve teknik önlemlerle engellenmeli. Doğal yaşam alanlarının yok edilmesi önlenmeli milli parklar, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, özel çevre koruma bölgeleri, gen ve tohum bankaları, botanik bahçeleri gibi yerler korunmalı ve çoğaltılmalı tabii ki gençler. Buradan da birkaç tane soru çözerek konuyu bitireceğim. Aşağıdakilerden hangisi doğal yaşam alanı dışındaki koruma yöntemlerinden biri değildir? Botanik bahçelerine baktığın zaman tabii ki bunlar yapay koruma alanlarıdır. Ne yapıyorlar gençler? Gidiyorlar, bitkileri toplayıp belirli bir alana ekiyorlar. Burada bir sürü bitki çeşitliliği var. Haliyle buralar yapay alanlardır. Gen bankaları dediğin zaman sen genleri topladın, oraya bıraktın. Yani bu da bir yapay koruma alanıdır. Seralar dediğimiz zaman da yine bitkileri bir araya topladın, etrafını sağ, e, kapattın diyeyim. Doğal sit alanlarına aynı zamanda zamanda yaban hayatı geliştirme sahalarına baktığımız zaman doğal sit alanları dediğimiz alanlar tabii ki doğal koruma alanlarıdır gençler etrafını kapatıyorlar canlıları orada yaşamaya bırakıyorlar. Cevabımız B'ye düştü. Yaban hayatı geliştirme sahaları ise yapay alanlardır yaban hayatın gelişmesi için oluşturulmuş çeşitli önlemler alınmış sahalardan bahsediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Türkiye'deki endemik türlerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Endemik ne demekti? Sınırları belli bir alanda sadece o bölgede yaşayan türlere endemik türler ismi veriliyordu. Tüm bölgelerde yayılış gösteriler hadi oradan sadece belli bir bölgede yayılış gösterecekler. Bazılarının nesli tüken tükenme tehlikesi altında maalesef ki. Sadece bitkilerden oluşurlar. Hayır bir sürü endemik hayvan türümüz de var. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız yalnız iki şeklinde oldu. Buradan da diğer bir soruma geçerek bitiriyorum. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını olaylarından hangileri olumlu etkiler diyor. Çevre kirliliği arttığı zaman sürdürülebilirlik nasıl olumlu artsın? Çevre kirliliği arttığı zaman canlı çeşitliliği bundan olumsuz yönde etkilenecek. Toplumu tabii ki sürdürülebilirliğin artması için bilinçlendirmemiz gerekiyor. Nesli tükenmekte olan canlıların da koruma altına alınması biyoçeşitliliğin korunmasını sağlayacaktır. Olumlu etkiler dediği için cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği oldu. Böylelikle son konumuzun da sonuna geldik. Hemen özeti vererek bitiriyorum gençler. Doğada insanın etkisi olmadan oluşmuş, yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklarımız var. Bunlara ne ismini verecekmişiz? Hemen şu kırmızıyla çizeyim. Doğal kaynaklar ismini vereceğiz. Doğal kaynakların tabii ki korunması, gelecek nesillere bırakılmasına da sürdürülebilirlik ismini veriyoruz. Dünyadaki tüm canlılar bir araya geldiği zaman dünyanın biyolojik çeşitliliği meydana geliyor. Genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, biyolojik çeşitliliği oluşturan unsurlardır. Aynı türden bireyler arasındaki farklılıklara genetik çeşitlilik diyoruz. Belirli bir bölgedeki farklı türler arasındaki çeşitliliğe tür çeşitliliği diyoruz. Canlıların yaşadığı alanlar birbirlerinden farklı oluyor. Haliyle bu da bizim için ekosistem çeşitliliği anlamına geliyor gençler. Endemik türlerimiz var. Yeryüzünde sadece belirli bir bölgede yaşayan, o bölgeye özgü canlı türlerine endemik türler ismini veriyoruz. Canlıya ait hücre, doku veya organların çok uzun yıllar boyunca saklanmasını sağlayan ortamlara gen bankası deniyor. Bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına da tabii ki tohum bankası ismi veriliyor. Türkiye'nin üçüncü büyük daha doğrusu dünyanın üçüncü büyük tohum bankasına sahip olduğumuzu unutmayın. Yabani bitkilerin ve hayvanların ya da onlara ait parçaların izinsiz bir şekilde yurt dışına çıkarılmasına da biyo kaçakçılık veya biyo korsanlık ismi veriliyor diyeyim. Gençler böylelikle son konumuzu da bitirmiş olduk. Hepinize yazılınızda bol bol başarılar diyeyim gençler. Buradan da ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.